neredeydin? Vallahi sorma, başıma neler geldi. Bir anlatsam şu an otururuz, sabaha kalkamayız. Hatta dur anlatayım. Anlatma! Ben sana demedim mi? Bu Mustafa Ali, o ahıra girmeyecek demedim mi? Ha? Maşallah Mustafa Ali, tut gibisin ha. Tahmin ettiğim gibi, tam tahmin ettiğim gibi. Beni atlattınız, o yüzden bunu yaptınız değil mi? Meryem bak, benimle uğraşıp durma artık, yeter. Oo. Benim yanımda hanımla böyle konuşma. Hassaslaşıyorum bak. Tavsiye etmem. Ya siz beni gargaraya mı getirmeye çalışıyorsunuz arkadaş? Manzaraya bak. Düşman olduğu ülkeyi gizli pazarlık masasında kendi istihbarat şefiyle yakalamış devlet başkanı gibi hissediyorum kendimi. Bu nedir ya? Ama Mustafa Ali Bey, estağfurullah. İcra satışında sizin eve talip olacak hanımefendi. Ne? Ne? Hanımefendi mi? Hanımefendi senin babandır avukat. Ya sen bir dur. Asıl sen bir dur. Ya dur, asıl ikiniz durun. Hatta herkes dursun. Hatta mümkünse şu an dünya dursun, bu mu? Babam arıyor, ne yapacağız? Ne bileyim ben ne yapacağız? Ya babam beni evdeyken müştemilata git Mustafa Ali'yi çağır diye sağa gönderdi. Ben ne yaptım? Seninle kalktım geldim. O ara babamı unuttuysam demek. Onun için diyor Mustafa Ali, ne yapacağız? Ben nereden bileyim ne yapacağız ya? Şimdi mi söylüyorsun bunu? Peşime takılırken söyleyeydin ya. Ya unuttum işte. Unutmasam zaten kalkıp niye seninle geleyim? Hep senin yüzünden. Yok daha neler. Ya tamam tamam. Sizi bekletmeyin babamı. Açın şu telefonu. Tamam susun. Açın. Hema. Ya neredesiniz oğlum? Neredeyse bir saat oldu, misafirlerle bekleyip duruz sizi. He vallahi baba, hemen geliyoruz. Nereye geliyorsun ya? Evde de yoksun, müştemilatta da yoksun. He. Ben de onu demek için zaten öyle dedim. Vallahi babacığım, ben Mustafa Ali'nin yanına gittim çağırmak için. Mustafa Ali muhtarın geldiğini öğrenince veli meselesinde sıkıştırılıp trese alınacağını anladı. Anlayınca da kaçtı baba. Ne yaptı, ne yaptı? Ne yaptım, ne yaptım? Kaçtı, kaçtı. Çocukken de böyle yapmıyor muydu bu? Zoru görünce hemen kaçıyordu. Zılgıtı ben yemiyor muydum? Yuh daha neler. Bir sus ya, bir dur. Kapat. Ha, muhtar benim yüzünden Mustafa Ali'yi sıkıştıracak diye kaçtı diyor. Ha, yok oğlum, yok. Hadi kalkın gelin siz. Muhtarlar kalkıyor zaten. Hadi bir an önce kalkın gelin. Hani bana bir ağır mağır meselesi diyordun, konuşacaktın benimle. He, muhtarlar kalktıysa hemen geliyoruz biz. Hadi tutmayayım ben seni, oldu tamam. muhtarlar gidiyormuş, kalkıyormuş. Hadi gidelim biz. Ya bir dakika ya, ne alakası var? Hem sen babama niye öyle söylüyorsun Mustafa Ali kaçtı diye? Yok çocukken de öyle yaparmışım falan. Yalan mı? Zoru gördüğümü kaçmıyor mu sen? Kendi düğününden sanki ben kaçtım değil mi? İstanbul'dan da iflas ettiği için kaçtı bu. Al sepetten bir yumurta daha. Beğendin mi yaptığını? Ya ne yapayım, ne yapayım? Aklıma o geldi işte. Ey Murtaza Mermer! Ey avukat! Dua et, çıkarmıyorum burada avukat. Şu an yapabilecek olsam seni avukatlığından azlederdim ama... sana mecburum. O yüzden susuyorum. Bu rezilliğin karşılığı en hafif söylemle bu çünkü. Lan lan! Rezil sensin! Çok konuşma. Şşş! Bana bak. Bak vallahi yerinden bir kaza çıkacak ha. Ya hadi kavgayı kesin diyorum ya. Babam bekliyor diyorum. Hadi! Bana bak Seyfettin. Bu ahır meselesi kapanmadı. Sonra seninle konuşacağız bu konuya. Ona göre. Ya başlatmayın ahırınızdan be. Beni dışladınız. Hala karşımda konuşuyorsunuz. Avukat, beni iyi dinle. Her şeyi sat. Ama ne yap et, evi satma. Evi kurtar. Ama olmaz ki. Olur. Bilirkişi raporuna falan itiraz et. Ötele, bir şey yap. Mustafa Ali Bey, bilirkişi raicim bile biraz üzerinde bir takdir yaptı fiyatı. Ben anlamam. O ev satılmayacak. Nurcan'a söz verdim. Ama borcun 15 milyon lirasını nasıl ödeyeceksiniz? Ne? 15 milyon mu? Bunun evi 15 milyon mu ediyor? Çüş! Ne sandın? 1+1 mi sandın? Bir de ev mi alacakmış? Bakkaldan sakız alıyorsun çünkü. Evi kurtar, sonucu bana bildir. Hadi abi, kalk gidelim. Kalın sağlıcakla, afiyet olsun. Evet, Mustafa Ali Bey'i duydunuz. Ben evin satışını ertelemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama satışı erteleyemezsem size haber vereceğim. Sizin avukatınız olacağım. Benim aracılığımla satışa siz gireceksiniz. Yok be kardeşim. Biz o evin 15 milyonluk olduğunu nereden bilelim? Bir de bizde o kadar para ne gezer?
Canım yani bulur buluştururuz 7-8 falan, ondan sonra alırız yani. Niye almayalım ki? Niye olmasın yani? Allah Allah. Bunun Mustafa Ali'nin adı yüzünden batacağız yeminle. Neyse. Sen bize haber verirsin avukat. Ya hanımım Allah aşkına ya. Kalk gidelim. Olacak şey mi bu? Olmayacak dua ya, amin demeyelim. Hadi. O da doğru da. Neyse sen yine de bize haber ver. Yemek ne olacak? Sen ye, sen ye. Ben dışarıya söylerim. Para almazlar senden. Hadi. Tamam. Haydi. Hayırlı akşamlar. Aa, sen burada mıydın ya? Ben de seni aşağıda insanların yanında göremeyince dedim herhalde bu da abisiyle birlikte daha kaçtı gitti. Sahi, Cemal abi neden gitti daha? Ne oldu kız, anlatsana bana ha? Kırılmış bir şeyleri. Kız, dur bakayım. Sen ağlıyor mu yoksa kız? Canberk abi gitti diye mi üzüldün yoksa? Ya dur o zaten bu köyde yapamıyordu. Yani dağın başına nasıl yapsın? İner yakınına, merak etme, üzülme. Onu ben de biliyorum. Ne oldu o zaman? Niye ağlıyorsun? He, kız biz pikniğe gittik de sizi çağırmadık. Ondan ağlıyorsun değil mi? Sen ona alındın, kırıldın sen. Hayır Dudu. Hiçbiri değil. Şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Lütfen beni yalnız bırakır mısın? Bırakamam Durucuğum. Farkındaysan ikimizin de odası burası. O yüzden yanımda ağlayan kişinin neden ağladığını bilmeye hakkım var benim. Niye ağlıyorsun söyle. Veli Rusya'ya dönüyor. Gidiyor yani. Ya sana ne oluyor ya? Veli'nin gitmesi seni neden ilgilendiriyor ki? Ya sen böyle ağlayınca ben de duygulandım bir anda. Sonuçta insanın sevdiğinin bırakıp gitmesi çok kötü bir şey. Umutlarının yıkılması ne demek? İyi bilirim ben Duru. Hiçbir yere gitmiyorum. Ay! Ay ne oluyor ya? Ay Veli gitmiş mi yoksa? Yok ya. Biletini almış da onun fotoğrafını göndermiş bana. Yoksa yarın gidiyor işte. Ya dur sen nereye gidiyorsun ya? Ya aşağıya geliyormuş da vedalaşmaya. Onun için ineceğim işte. Vedalaşma vakti geldi demek artık. Ah, şuna bak ya. Ne kadar masumane. Ne kadar ismi gibi duru bir şahsiyet. Allah'ım. Mustafa Ali amcayla Nurcan Hanım'ın bu hayatta yaptıkları en güzel ikinci şey Duru'nun ismini Duru koymak. Zaten hayatta yaptıkları en güzel birinci şey de Duru'yu yapmak. Hış! Bir de şuna bak, hış! Fotoya bak ya! Bari şunun güzel fotolarını falan çekeyim de telefonu onlara koyayım. Bu ne ya? Aslında güzel mi acaba ya? Vallahi güzel gibi biraz ama böyle... Yok. Vallahi olmaz ya. Aliye. Alo, Şakir. Ne oldu? Ne var? Ne arıyorsun gecenin en güzel yerinde? Hayırdır? Ya neredesin Şakir? Hadi gel bize. Bak annenle baban da burada. Hadi gel bize, güldür beni Şakir. Ne olur hadi. O ne demek? Gel beni güldürme. Adım Şak'la başlıyor diye şaklaba mı sandın sen beni? Ya benim moralim çok bozuk Şakir. Ya hiç mi umurunda değilim ya? Gelsene işte. Veli biletini almış. Yarın sabah gidiyormuş. Vallahi mi ya? Bu harika bir haber. Vallahi bak. Merak etme. Ben gelip seni güldüreceğim. Hiç canını sıkma. Sakın yani. Hatta seni şok edeceğim. Şok etkisi yaratacağım sende. Üzülme şimdi diyeceğim ama...
Zaten üzmüşsün kendini. Bana ne ya? Hadi kapat, hadi kapat. Tutma beni, hadi babaz. Allah'ım ne olur gitmesin, ne olur. Aşkım. Çok korktum gideceksin diye. Ben de. Sizinkiler görebilir. Zor durumda kalmanı istemem. Ya merak etme, herkes verandada zaten. Hatta muhtar babanlar da bizde. Yani beni sana versin diye babamı ikna etmeye gelmişler ama babam yok ortada. Flash disk nerede? Nasıl buldun? İpekteymiş. Ya bücüre bak sen ya. Nasıl da kandırmış bizi. Şaka yapmak istedi. Ama sen bunları bilmiyorsun, tamam mı? İpek'e söz vermiştim. Gitmiyorsun diye bu seferlik İpek'i affedebilirim ama... Gitmiyorsun değil mi? Sevinebilirim yani. Söylemiştim, gerek kalmadı. Aa, aksi şeytan ya. Arizona kertenkelesi Jean Beck. Ustaca atlatmalıyım. Hemen bu kelimin pozisyonu alayım. Ay, oğlum ne yapıyorsun burada? Anne asıl sen ne yapıyorsun ya? Babanı bekliyorum. Hem sen dağın tepesinden böyle yaya mı indin buraya? Hayvanlar falan takılmasın peşine sonra oluşum. Ya anne hala oluşum diyorsun ama ya. Ben tekamül etmeye çalışan biriyim. Oluşum ne? Sen benim her zaman oluşumsun. Tabii. Benim için hep sen karar ver zaten. Ne vermişim karar? Ne zaman vermişim? Ne diyorsun sen? Anne bak Melisa mesaj attı az evvel. Köye geliyormuş. Sen çağırmışsın. Bilmemezlikten gelme. Melisa da kim ya? Sen gelsen içeri böyle. Gel, gel. Sorma cevap ver. Ya soru sormadın ki cevap vereyim. Ya anne nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Nasıl bana sormadan Melisa'yı köye çağırırsın? Çünkü sana söyleyince sen farklı algılıyorsun. Ben sana ne dedim? Bula bula bu kızı mı buldun dedim. Sen ne yaptın? Gittin kızı terk ettin. Eğer karşıma dikilip böyle çıkıp erkek gibi... ...evet bula bula bu kızı buldum deseydin... ...aşkını savunsaydın ben de kabul ederdim. Hiç de bile etmezdim. Aa öyle bir ederdim ki arkasından Melisa'nın ilmek ilmek işler sana özel bir kız haline getirirdim. Ya pardon da Melisa'nın şimdiki halinde ne varmış? Bak yine aynı bencil yapıyorsun. Az önce resmen kendi fabrika ayarlarını geri yüklemeyi itiraf ettin. Allah'ım neden hep ben ya? Niye hep ben? Aman tamam sana da iyilik yaramıyor. Anne yok sen mesaj at ona o geri dönsün gelmesin o köye. Şey yapsan ya mesaj at ona. Ya olur mu canım öyle şey? Melisa senin ilk aşkın. Bak göreceksin kendi ellerimle onu o kadar uygun bir kız haline getireceğim ki. Ay bakarsın beğenirsin beğenmezsen almazsın. Ne olacak? Vay 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 Jean-Pierre Efendi'ye bak. Ya anne spor ayakkabı mı sipariş ediyoruz? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Getirtiriz beğenmezsiniz almazsanız ne demek? Hay arkadaş. Canberk'e kitap yazmak lazım. Bak Canberk, ben bizim ailemizin geleceği için ilgileniyorum. Burada emek sarf ediyorum. Tabii ki seninle de ilgileneceğim. Melisa senin ilk aşkın. Sana çok iyi gelecek, biliyorum bunu. Hem yıllar sonra ilk aşkınla karşı karşıya gelmek inanılmaz güzel bir his. İyi olur. Tamam, tamam. Sen belli aramayacaksın. Ben kendim arayacağım. Aa, aa dur, arama. Olur mu canım öyle şey? Ya bırak, o benim misafirim. Hem... Söylemeyiz kimseye ilk aşkın olduğunu. Ya ilk aşkın deyip durma şunu artık ya. Ya yalan mı? Yalan mı? Bugün ne dedin? Melisa benim ilk aşkımdı dedin. Dedin. Harika çekim yapıyormuş o ne? Dizi yönetimi gibiyim aynı. Allah'ım ben kime laf anlatıyorum ki ya? Çengelliğine var mı sende? Ne? Ne yapacaksın çengelliğine? Oğlum tuhafiye mi burası? Ya var mı yok mu? Dur bekle. Bakayım. Ne yapacaksın sen bunu? Bazı şeyleri için engellemenin zamanı geldi de geçiyor bile. Tü. Allah. Allah.
İnsan bunalıma, depresyona girdiği ilk aşkını mı çağırır? Neyse, Allah'tan her şeyi kaydettim he. Bu sefer senin bittiğin Canberk. Artık elindesin. Belki babam yatsı yıkılıp yatmıştır Mumu. Işığı açık unuttular belki ha? Zaten babamla yarın konuşsak daha akıllıca olur, daha mantıklı olur. Babam sakin olur çünkü. Ne diyorsun? Boşa ümitlenme. Ben bu açıdan görüyorum. Allah mı? Aa! Aa! Nasıl ya? Hani gitmişlerdi. Utanmıyorsun, bir de yalan konuşuyorsun. Yok. Vallahi ben de babamın yalancısıyım. Bu yaşından sonra babanıza yalancı da demeye utanmıyorsunuz. Ben demedim. Mumu dedi. Sen nereye kayboldun gene? He? Mustafa Ali. Neredesin oğlum? Niye kaçıyorsun evden? Vallahi baba, tamamen abimin yalanı. Vallahi. Bak yine bağ yalancı diyor. Hep koru iftira, hep böyle bir zeytinyağı gibi iste çıkmalar. Sıkıldım artık. Ya tamam Allah aşkına. Bizim buraya niye geldiğimiz belli. Ay onu bir de ben öğrensem acaba niye geldik buraya? Ya muhabbete limon sıkma Perihan şimdi. Mustafa Ali. Bak. Bu işten de, benden de, Belli'den de kurtuluş yok. He? Koparalım artık şu dananın kuyruğunu. He? Ya gelin kızımız burada. Damat da burada. Bunlar birbirlerini sevmişler. Birbirini sevmek ne demek ya? Duru nasıl gelin oluyormuş? Lütfen çok rica edeceğim. Benim bu konu hakkındaki fikrim belli. Ben bu veliye kız falan vermem. Siz de bunun arkasında durmayın artık ya. Yeter. Gitsin bu köyden bu. Daha fazla ümit vermeyin lütfen. Vallahi gidiyor bu sabah. Allah veri de babam Meli gitmesin diye onu vazgeçirmeye çalışmasa bari. Ya nereye gidecek? O benim manevi oğlum. O da bu köylü sayılır artık. İkametgahını buraya aldırdım onun. Aa, bundan niye benim haberim yok? Her şeyi haber mi vereceğiz Perihan? Vereceğim tabii. Benim evimde kalıyor gözüküyor. Sus Perihan, sus. Allah aşkına sus. Vallahi hem Şakir hem Veli. Bu gidişle çifte düğün yapacağız herhalde, öyle görünüyor. Nuri'ye dinlesek, karışmasak biz. Atmosfer gergin zaten. Aman ne gergin atmosferiymiş canım bu. Hayırlı bir iş konuşuluyor burada. Sen de mi anne ya? Sen de mi onlarlasın? Vallahi ya zaten herkes onlarla. Bir sen değilsin Mumu ya. Ne güzel dedin gı. Babamdan dedeme. Aman babamdan ipeğe kadar herkes bu evde velici Mumu. Nerede bu Nurcan ya? Nurcan da velici. 7'den 77'ye herkes velici. Aa, vallahi ben pek öyle değilim dayı. Beni karıştırmayın hiç bu konuya. Sus! Sana ne oluyor kız? Ne? Baba benim hakkımda konuşuluyor. Ben nötrüm vallahi bu konuda. Dayım dedi diye açıklıyorum. En azından niyetini belli etmeyi bilirsin. Değil mi? Mustafa Ali ne diyor? Bak Seyfettin'le ne güzel konuştu. Ben buna şartımı daha önce söyledim. Ne zaman babasını bulur, getirir, tanıştırır, o zaman bakarız. Baba sen de kusura bakma ama bunlar da senin iyi niyetinden yararlanıyorlar yani. İyi niyetinden yararlanıyor demeyelim de... hayırlı bir iş için gönlümüzün efendisinin olurunun olması elimizi güçlendiriyor diyelim. Ne de olsa özgül ağırlığının dışında bir ağırlığı var kendisinin. Damat. Sen de sussan da kendi damadına odaklansan ha ne güzel olur. Ama Mustafa Ali Bey. Bak hala konuşuyor. Şimdi konuştum.
Ya sus diyorum. İki cümle konuşacağım. Kabul etmezseniz söz gideceğim bu köyden. Oh, oh ya. Oh. Sözü verdim bu köyden gideceğim diyor. Mustafa Ali amca bunun dediklerini hayatta yapmaz. Kutlamalar başlasın. Gerçekten güvenin bana. Sus diyorum, sus! Sen gelsene benimle. Geç içeriye, geç! Ya baba ya. Sen de sus. Yüz buldunuz ya. Diliniz pabuç kadar olmuş sizin. Vallahi de yine helal olsun kardeşime. Nasıl da dimdik duruyor, dimdik. İyi gidi be. Keşke bizim damat Nuri'yi istemeye geldiğinde ben de şöyle çekip salonda tek tek böyle korkutsaydım. Ama Nuri'ye bizle kalacak diye ilk isteğine verdik. Seyfettin. Geldi biliyor musun? Şu bize Mustafa Ali. Ahır işinde olmasın sakın. Yok be hanımım. Sanmam. Adam kendi derdine düşmüş. Bir an önce malımı mülkümü satayım da borçlarımı kapatayım diye düşünüyor. Ahır mar düşünecek halde mi Allah aşkına? Öyle diyorsun. Bence öyle. Ben şu Seyfettin'i kıstırmayı düşünüyorum da. Nasıl bir kıstırmaymış bu? Var aklımda bir şeyler. Bakacağız. Bakacağız. İki cümle diye girdiler, bayağı uzadı. Veli Mustafa Ali abimi ikna ediyor olabilir. Abim ikna olmaz. Bence Veli'yi gitmeye ikna etti. Bak şimdi ben de telaşlandım. Bir baksak mı çocuğa bir şey yapmasa bari. Ay yok yok artık buna karışma Sefer, Allah aşkına dur. Veli gönlümüzün efendisinin gözüne girdiğine göre boş konuşmuyor demektir. Ya konuştuğu lakırdayı tartan, konuştuğu lafın ağırlığını bilen adam her zaman evladır. Amin. Ben de kardeşimi birazcık tanıyorsam, Allame-i Cihan olsa kızını vermez. Ne yapacakmış? Ana dur. O durudan ayrılmak istemiyor. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Açık ne? Ne yapacakmış oğlum? Duşusunu mu kuracakmış kızının? Her genç kız günü gelince evlenecek. Hayatın kuralı bu. Değil mi kuzum? Şu an var ya tam sırası he. Mustafa Ali amca resmi şu anda kendi sıcak ekmeğini tereyağını sürdü. Beni şimdi paket olunca kutlamalar başlasın. Yansın bu. Veli bir süre daha kalacak. Vallahi hepsi Allah'a karıştı vallahi. Patlayacağız şimdi. Biraz haksızlık etmişim ona. Atlama, atlama.
Ben bu ötesiz gidiyor diye biliyordum. Dün akşam havaya fiştekleri de o yüzden böyle fiştekledim. Oğlum gitmediğini kutluyormuşsun gibi olmuş işte. Dereyi görmeden paçayı sıvamayacaksın şako. Ya arkadaş, saat sabah şu anda 6:30. Vallahi bana bu saatte çiçek toplatıyorsunuz. Hayır, amacınız ne sizin? Bak bugün pazar, hava güzel. Gidin evde uyuyun, dinlenin. Güzel bir kahvaltı yapın, yayılın şöyle. Manyak mısınız siz ya? Siz hiç dinlemek nedir bilmez misiniz? Bizde dinlenme yok şako. Dedem kovayı çeşme akarken gençken dolduracaksın der hep. Dinlenme ise ancak kabirde olur. Oğlum zaten insan dinlenmeyi düşündükçe miskinleşiyor. Bak ben mesela bugün bir de kalkıp kovaya gideceğim. Niye sen ya? Beraberce gidelim, biz de gelik. Sizi bilmem oğlum, ben gideceğim. Ya niye sen diyorum sana? Ayrı gayrı takılmaya ne gerek var? Beraber gidelim işte. Badegül'e sürpriz yapacağım. Oğlum, benim kardeşim Badegül konusunda öyle bir yol kat etti ki hızlarına ben bile yetişemiyorum. Ya arkadaş, sen meğer ne gizli sıtmaymışsın he? Ne saman altından su yürütüp meğer ne böyle kıvrak bir yılanmışsın da haberimiz yokmuş bizim. Şako, trapeskasını koparttıracağım bana. Oğlum iyi bir şey mi söylüyorsun, kötü bir şey mi belli değil. Abicim, sen boş ver Şako'yu ya, git Gökova'ya. Aferin bak, öğreniyorsun. Kıza kendini ne kadar hissettirirsen kız da seni o kadar düşünür. Mantıklı. Şakir, sen de laf dinlemeyi bırak istersen çiçek toplamaya devam et. Yarım saate evde olmamız lazım. Hadi. Ya Badegül falan deyince ben bir an ondan duraksam, yoksa başka bir şey değil yani. Ayrıca şu an Badegül değil. Resmen bağda papatya gibiyim ben şu anda. Olmaz böyle ya. Vallahi ayıp he. Her işinizi bana yaptırıyorsunuz siz şu anda. Olacak iş değil. Enişteniz ne olun be sizin. Enişte kavramını iyi önleyin. Yarın öbür gün köyde düğün olduğu zaman halay başınız ben olacağım. Köyde kavgayı ben çıkartacağım. Kız istemeye gittiğiniz zaman her türlü kargaşayı ben yapacağım. Olayı ben çıkaracağım. Her türlü ittiği serseriliği ben yapacağım. Enişteniz var. Gel. Beni yorma, kendin gel. Gel. Al. Ya ben bunu var ya öldüreceğim ha. Densiz ya. Yedim oğlum seni, yedim. Selam Badegül, ne haber? Selam Badegül. Bir dışarı gelsene, konuşacağım seninle. Anla mı haberleşecek benimle acaba? Fena sinirler. Ama olsun. Konuşacaklarımı duyması lazım. Artık her şeyi bilmeli. Sen her şeyi başaracak güçtesin. Korkma, güven kendine azıcık ya. Öyleyim değil mi kara? Sendeki güç kimsede yok. Sen var ya sen taşı sıksan böyle ufak edersin. Güven azıcık ya. Davana dedim. Gel buraya. O zaman yine ağır meselesini babama açayım. Gerçi Meryem Mumu'dan sebep geri fites yapar mı diye azıcık şey diyorum ama. Etme ya. Aç aç. Babam hep senin arkanda duruyor. Senin kolları o. Yalnız
Mustafa Ali'yi biraz kollaman lazım. Meryem Mustafa Ali'nin gölgesini görse bile deliriyor. Gerçi sen bunu da halledersin. O güç var sende ya. Ama gerçi hanım azor kadın sonuçta ama. Şşt. He. Ne buraya? He. Atır. Bak ne diyeceğim. Meryem'e yakın markaj yap bugün, tamam mı? Bugün pazar zaten. O da işe gitmez. Diyorum ki Meryem'e git de böyle aralara arayı sıcak tut. Anladın mı? Benim biraz ağırda işim olacak bugün, tamam mı? Oradan da bir gök havaya ineceğim. İyiyim bakalım. Ne var? Hayırdır oğlum? Annem bakabilir mi baba? Bakar. Buyur bakıyor. He. Yok ya, ceviz dibine gelsin. Buradan bakıyor işte, söyle. Söyleyecek bir şey olsa söyleriz baba. Bir baksın hadi. Ya oğlum, olayınız ne sabahın göründü? Sen oğlum, dur ya. Çocuklarıma bak Cem, evlatlarıma. Kıskanma hemen. Tövbeler olsun ya. Olay kıskanmaya ne ara geldi? Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum? Ana. Anneler günün kutlu olsun annem. Oğlum. Oğlum. Güzel oldun beni. Anam. Söz konusu ailem olunca koy veriyorum böyle işte. Aslan gibi evlatlar yetiştirdik maşallah. Çok şükür. Helal olsun bize. Gel. Kara oğlanım. İtalyanım. Bacım. Kara. Seyfo. Anam ya. Ne tatlıyım. Allah'ım sana şükür. Şükür. Ya çok sıkıldım, açalım artık. Şşşt! Şimdi olmaz, sakin ol, biraz sabret. Ya o çok heyecanlı. Ay evet, bence de çok heyecanlı. Ay. Günaydın, hayırdır kızlar? Günaydın baba. Annem içeride mi? Uykusunu alamamış, bir 10 dakika daha yatacağım dedi. Gelir şimdi. Sen. İyi. Peki.
Benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Ne oluyor be? Anneler günün kutlu olsun Melek annem. Oo, canlarım benim. Güzel yavruları. Keşke anam da olaydı da ben de böyle sarılaydım. Anne, baba. He. Bu tarafa dönün de Mutlu aile tablomuzu bir selfie ile taçlandıralım. Şşt. Baba, kime göndereceksin? Neydi bizim adı? Cennet. Oo, pek de havalıymış gelinin adı. Yok ya, ne gelini? Ya bugün senin günün ha. Gelini neyi niye karıştırıyorsun indi? Ya onun da zamanı gelince o da ana alacak. Onu da kutlayacağız. Hayda, gelin de şimdi de anne mi oldu Cennet? Vallahi bu hızla giderse babamlar Cennet'i kısa zaman içinde anneanne bile yaparlar abi. Seyfo, madem bugün benim günüm, o zaman sen de bana anneler günü hediyesi olaraktan unuttuğun şu liste vardı ya, onu ben bir sana hatırlatayım da. Bak, liste bir, masaçlı televizyon koltuğu. İki, ahşap bahçe mobilyası. Üç, bu da yeni Lego koltuk istiyorum, promosyonlu. Hediye edeceğim bana, tamam mı? He, edeceğim gı. Sözüm senettir benim, biliyorum. Ana, kalkın hele. Kalkın hele de hemen şey edek ya. Anama da sürpriz hazırlayalım. Kahvaltı sofrası kuralım. Düşün peşime. Hadi düşün bakalım. Düşün bakalım. Abi. Sofrayı. Vallahi kim kurduya gitmeden bu sofrayı hemen oturmalı. Çok mükellef. Hayırlı sabahlar çocuklar. Günaydın. Hayırlı sabahlar babaanne. Hayırlı sabahlar anaların hası, kahvaltıların divası. Analar günün kutlu olsun anam. Ver şu mübarek ellerini bir öpeyim ya. Seyfettin'im. Güzel oğlum benim, bir denem. Bak, biz seni doğurdun. Sen de büyüdün, tomurcuklandın. Sayende üç tane daha pırlanta gibi, çiçek gibi evladım oldu. Kız oralarda niye geziyorsun ya? Oralarda Şakir'in patlamamış cephaneleri vardır. Maazallah. Hadi gör. Anne. Babaanneciğim, anneler günün kutlu olsun. Bak senin için ne yaptım. Ah, kuzumun kuzusu. Tak bakayım. Ah, ah, ah. Yavrum bir denem. Oh, Allah'ım sana da nasip etsin inşallah anne olmayı. Vallahi pek güzel oldu. Tam kraliçelere layık. Kız, nereden yaptın ya bunları? Tarladaki başaklarda. Anası gibi becerikli maşallah. Yengeciğim, bu da senin için. Anneler günün kutlu olsun. Ana! Ya kız evlat doğurmadım ama Duru'yla Dudu bana bu kız evlat duygusunu pek bir yaşatıyor ya. Gel, gel. Aa, ipeği unuttun gı. Ana! İpek son göz ağrım. Neyse, gideyim de daha anneme de takacağım. Tamam kuzum. Hadi tak da beraber gelin kahvaltıya. Çay demlendi sayılır. Hadi bakalım hadi. Şşt kız. He. Aynı Afrodit gibi oldun gı. Şşt. Lan dur. Oğlum. Ya siz yengenize falan bir şey almadınız mı? Olur mu baba, aldık. Aldık da fırsat olmadı ki verme. Babaannenizin elini öptünüz mü? Hadi. Anneciğim, anneler günü kutlu olsun. Aman kuzum. Oh yavrum benim. Oh. Halim. Babaannem, anneler günü kutlu olsun. Oh aslanım benim, aslanım.
Kuzumun kuzuları bunlar benim. Sabah sabah da böyle torunlar tarafından şımartılmak pek güzelmiş. Allah'ım sana bir şükürler olsun. Bütün evlatlarım yanımda. Ana, bana müsaade, ben bir babama bakam. Bana da her gün babalar günü malum. Hadi. Sevdim ya. Anam öpeyim, öpeyim, öpeyim. Aman Sevdam. Oh. Oh. Bir deneyim kızım benim. Oturun bakayım. Mis gibi hava. Aşkım benim, ben seni çok seviyorum. Ay siz ne yapıyorsunuz burada ya? Tango yapıyoruz kızım. Sabah sabah rüyamızda gördük de. Ya. Sen niye geldin kargalar bayramlaşmadan? Veli mi geldi yine, nedir? Aşkım, papatya dökmüşsün yollarıma. Ya baba, rol çalma lütfen. Bugün anneler günü. Vallahi ben de sizinle birlikte görüyorum kızım. Kim düşündüyse ananaz daha düşüp kafasını yaracaktı. Ben yapsam kesinlikle böyle bir kaza yaşanmazdı. Tamam aşkım, sinirlenme, tamam. Annem, hı. Canım annem benim. Anneler günün kutlu olsun. İyi ki benim annemsin, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. İyi ki benim kızımsın. Oo. Yakıştı mı? Çok yakıştı. Şimdi baba, Meryem'le anlaştığımız ahır gayet geniş. Öyle düz ayak merası var. Hayvanlar için de kolaylık yani. Yani diyeceğim şu ki, sen tamam dersen ben oraya geçeceğim gari. Ben karışmam oğlum. Orayı alırken de karışmam. Tepedir dediğim, hayvanları meraya indirmek, çıkarmak zor olur dedim. Sen ben zoru severim dedim. Ben de sen bilirsin oğlum dedim. Ticaret bu. Meryem'le aranızda hak geçmeyecekse benden aksi bir şey çıkmaz. Sağ ol baba. Babam. Sen yanımda durunca daha güçlü oluyorum ben ya. Vallahi bak. Sırtımı yasladığım çınarımsın sen ya. Hey git. Zamanında sen cesaretlendirmesen 25 inekle başlayıp 250 ineğe çıkıp nasıl kuracaktım ben bu çiftliği? He? Senin emeğin büyük oğlum. Ama kardeşim Mustafa Ali ile sırt sırta verinler. Damat da size destek olur. Aslan gibi de evlatlarım var. Araya çomak soban olmazsa sırtınız yere gelmez evvelallah. Yalnız o arayı düzeltin gari. Eyvallah baba. Ben de tam o yönde düşünüyorum zaten bak. Vallahi. Oğlum Mustafa Ali'ye diyor. Onu gözet. Ya merak etme şey diyorum. Da. Ya biliyorsun işte Meryem var. Yani işte ona göre bir yol yordam belirleyip ilerliyoruz işte. Ne yapayım baba? Ya anan aşağıda bekliyor. İş konuşacak zaman buldun. Ahır meselesini bildiğin gibi yap. Ben bütün işi sana devrettim oğlum. Artık kendi yoluna var, yürü gari. Babam. Buyur baba. Çiçek toplamaya başladığına göre sakinleşti demek. Selam Badegül. Keyfin yerinde bakıyorum. Sabah sabah çiçek toplamaya geldiğine göre. Sağ ya. Az önce sizin bahçeden dumanlar yükseliyordu. Neydi o? Sen sinirli misin biraz? Dumanı merak ediyorsan söyleyeyim. Gönderdiğin kırmızı mektubu yaktım. O mektubun benim elime nasıl ulaştığını merak etmiyor musun peki? Yo, etmiyor. Ben söyleyeyim. Dağın tepesinde otururken başıma düştü Badegül. O adın yazılı uçurtma koca dağda, ovada, çayır, çimende düşecek başka bir yer bulamadı. Geldi benim kafamın üstüne düştü Badegül. Sence bu bir işaret değil mi? Yo, değil.
Yani bu gösterse gösterse senin uçurtma paratoneri olduğunu gösterir. Bak sen kendini benden uzak tutmaya çalışıyorsun ama boşuna uğraşıyorsun. Yakında sen de bu gerçeği kabulleneceksin. Ya neymiş gerçek? Sen de benim yaşadığımı yaşıyorsun. Sen ne yaşıyormuşsun ki? Badegül, aşığım sana ya. Ya seviyorum seni, anlasana. Ama ben sana senin bana hissettiklerini hissetmiyorum. Sen de bunu anla ve artık beni rahat bırak. Badegül bak, ben aptal değilim, tamam mı? Bazı şeyleri anlayabiliyorum. Bu köye ilk geldiğimde sen de bal gibi benden hoşlandın. Ama teyzen... Kapat artık çeneni. Dur, daha bitmedi. Bitsin. Çünkü ben konuşmak istemiyorum. Bak. Badegül sen teyzenle benim annem babam arasındaki husumeti görünce benden vazgeçtin. Bu düşmanlık bu noktaya getirdi bizi. Benim babamla senin teyzen arasında böyle bir düşmanlık olmasaydı şu anda biz bu noktada olur muyduk? Bak, ben sana hiçbir zaman ümit vermedim, tamam mı? Bu konuda ümit verecek bir şey de yapmadım. Yaptıysam yaptın de. Bak, cevabın yok. Bak Badegül, sen aslında beni seviyorsun. Ama bunun imkansız olduğunu bildiğin için elimi seçiyorsun. Sen artık çizmeyi çok aştın Canberk. Ben asıl seni tanıyınca Halim'in kıymetini anladım. Sen bana ne yapmamam gerektiğini anlattın. Kıymetli olanın olduğunu gösterdin. Şu anda olduğu gibi. Böyle konuşuyorsun ama ne zaman gel konuşalım desem hemen geliyorsun. Ben gelmedim. Sen benim peşimden geldin. Her zaman olduğu gibi. Ben zaten buraya gelecektim, bunları da toplayacaktım. Çünkü bugün anneler günü. Çünkü teyzem benim annem. Sanki biz bilmiyoruz ya. Sabahın köründe annemizi bırakıp buraya yanına geliyoruz. Neden? Çünkü seviyoruz. Ama yaranamıyoruz ya. Sevmek... Sen hayatın boyunca kimseyi sevemezsin Canberk. Çünkü sevmek böyle bir şey değil. Sevmek çok başka bir şey. Alo. Süslü neredesin? Köy sınırlarındayım amca. Hayırdır? Babam artık beni aramıyor. Araya seni mi sokuyor? Lan aracı mıyım ben? Amcanın amcan. Öz be öz biyolojik amcan. Doğru konuş benimle. Amca tamam vallahi kötü bir şey demedim ya. Niye yükseliyorsun hemen? Neyse. Ne söyleyeceksen söyle de konu başka yerlere taşınmasın. Derhal her neredeysen ahıra ışınlanıyor. Matbatı da getireyim mi? Paşa gönlüm bilim. Çabuk gel de ne yapıyorsan yap. Kapıyorum kafa. Analar günü kutlu olsun anacığım. Sağ ol oğlum. Anneannem. Anneler günü kutlu olsun. Kelebeğim benim bu be. Anam. Anneler günü kutlu olsun. Öyle ya. Sağ ol yavrum. Ay ay ay. Tabakta güller. Ay ne güzel olmuş be. Aferin size. Efendim. Evin en büyük torunu olarak yüksek müsaadenizle bir iki kelam bir şey etmek isterim. Başta baş tacımız babaannemiz, annemiz, halamız ve yengemizin de anneler gününü kutlar. Bütün kuzenler adına kucak dolusu sevgiler, saygılar ve hürmetler sunarız. Annemin de hepinize selam var. Aleyküm selam. Nasılmış nenem? İyi hamdolsun. Hepinizin adına ben de onu kutladım. Gözlerinizden öpüyorum. Sağ olsun. Kalk Mustafa Ali, bizi kimse kutlamayacak oğlum. Babalar gününde daha var. Haziran'a kadar burada beklemeyin. O Haziran'ın 3. haftasında mıydı ya? Uy, seçime mi geliyor yoksa? Yok, bayrama geliyor. Seçimden bir hafta önce. Ta iyi, hadi. O zaman bize müsaade. Kalk gidelim biz.
Hadi afiyet olsun. Hadi bakalım. Sağ ol. Sağ ol. Gelsene sen de. Ne yapıyorsun damat? Koskoca adamsın. Boyundan büyük çocuğum var. Yaptığın hareketlere bak. Abi geldiğince heyecan yaptım. Uzun zaman oldu bu cümleyi duymayalı. Yarın. Tövbe tövbe. Afiyet olsun. Hadi bakalım güle güle. Kız onu vurdurmuş. Tamam. Benim ufak bir işim var. Onu halledince bağa geçerim babamın yanına. İyi tamam, sen kafana göre takıl Mustafa Ali. Senin şeyi daha önce ateş etmiştim zaten. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Arabayı siz alın, geçerken Sadık'tan kapalı kasa kamyoneti alın. Kasasına iki inek yükleyin, ben geliyorum. Tamam baba. Hadi aslanlar. Hadi eyvallah. Buyurun. Özlemişim abi. Ben de gideyim gari. Bağa gideceğim. Hanım, senden de Allah razı olsun. Bana bunca güzel evlat verdin. Senden de razı olsun. Hadi afiyet olsun. Hadi sağ ol, güle güle baba. Efendim bu mutlu günde benim de size çok güzel bir müjdeli haberim olacak. Ay, Mumu avukatla konuştu. Evimiz satılmıyor. Yaşasın. Kız, Nurcan. Gezin aydın ya. Aman insanın kendi evisi gibi var mı ya? Nereye gidersen git, insan hep kendi evini arıyor. Ay vallahi çok sevindik yenge. Ne diyelim? Bir an önce Allah kavuştursun. İnşallah, inşallah. Demek hala aklında gitmek var gelin. Ha? Ne diyeyim? Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim gönülden daha çok isterse. O ne demek şimdi? Anneler gününde bu lafımı nasıl anlarsa öyle gelin. Peki. Peki kayınvalidem. Peki. Anlaşılmıştır. Size afiyet olsun. Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama içimde bir kurt var. İçin için beni yiyor, sabredemiyorum. Söyle baba, söyle vallahi kurtul. İçinde kalacağına dışarıya çıksın, rahatlat kendini. Allah korusun, Allah gecinden versin. Yani en basitinden böyle hasta masta olursun, bayağı sıkıntı yaşarsın. Nasıl yapabilir biliyor musun? Kör boğazına kor düştüne mi? Aa, ay bedda etmesene çocuğa Sefer. Ya dün akşam hacı amcaların evi yakıyordu bu, sen de gördün. Tepemize havai fişek yağdırdı. Nerede abuk sabuk bir şey var? Bulup çıkarıyor ortaya. Oğlum, senin bu aşırılıkların ne zaman bitecek? Her an acaba Şakir bu sefer ne yapacak? Endişesiyle mi geçecek benim hayatım? He? Ay Sefer. Ne Seferi ya? Bari bu sefer Şakir'de. Anneciğim, anneler gününüz kutlu olsun. Bu dansı bana lütfeder misiniz lütfen? Güzel hareketlerde yok değil. Belli ki bu yönüyle bana çekmiş. Kızıyorum, mızıyorum ama
Yine de seviyorum. Gitti Nasır. Nasır. Ay, çocuğum dikkat etsene. Ay çok acımıştır. Dans ederken eşinin ayağına basanı gördüm de bununla ilk defa karşılaşıyorum. Sen de çek o zaman ayağını oradan. Ne işi var senin ayağının orada? Dans ediyoruz herhalde burada. Gel anne. Çal Mistro. Ya ne biçimsiniz ya? Sakatlar kurumu gibi şu anda. Çal Kerimoğlu çal. Lanet olsun böyle şeyleri. Çal ben Kerimoğlu oynayacağım. Vay, 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 vay. Pek güzel olmuş be. Püh. Şu güzelliğe bak. Vallahi gündüz gözüyle daha iyi olmuş bu. İyi. Bakayım. Dol dolu. Buraya. Herhalde bacayı denediler bunlar. Güzel, güzel. Günaydın paşam. Günaydın. Hayırdır? Ne o öyle ne yiyorsun? Müste, diyete başladım da. Bu Veli Demir abi canımı okuyor ya. Kilo vermem lazımmış. İyi bakalım. Diğer arkadaşlar, bakın bu da yeni arkadaşımız. Adı Cennet. Evet arkadaşlar. Şimdi bu canlı yayın mı oluyor bu? Yok, o dün oldu da Şakir abi kaydedip koymuş videoyu. O yüzden şimdi seyrediyorsun. Bu da uçurtma. Adı da Badegül. Uçurtmayı Badegül'e Halim yaptı. Halim. Şimdi bu Badegül'le Halim dün uçurtma da uçurtmuşlar falan. Vallahi Meryem teyzeciğim, sen Halim olmaz falan dedin ama Badegül ablam pek dinlemiyor. Haberin olsun. Beni de yanına almıyor. Çekip çekip Halim'le gidiyor. Sen buna bir kız istersen. Ben kime ne zaman nasıl kızacağımı karar veririm zaten. Teyze. Hı. Anneler günün kutlu olsun. Sen bana annelik ediyorsun ya. Hı. Hakkını ödeyemem. Kız ağlatacağım beni ya. Teşekkür ederim. Gel öpeyim seni bir. Heh, gel. Oh. Oh. Güzel kızım benim. Oh maşallah. He? Sıkma kendini, ağla. Açılırsın. Sen konuşma, spa. Spa mıyım, düğün müyüm? Bir karar verin ya. Durun, durun. Şimdi ben size şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım hemen. Hı. Hazırla. Şunları da güzel bir vazoya koy bakalım. Hı. İşkence yapacağım diyorsun yani. Yapın ya, yapın. Donatın ya. Kuz sütü, muz sütü. Yapın, yapın. Yesene. Kız, bana bakın. Şu kızı bir gösterseniz bana ya. Hangisiymiş bu Cennet? Dur yenge göstereyim. Aa, sen niye gösteriyormuşsun ya? Ben göstereceğim. Kızım biriniz gösterin işte. Sevda da baksın. Vallahi ben pek bir beğendim. Annem beğendiğine göre güzeldir herhalde. Vallahi çok güzel ha. Dedim ben size. Ben de bakacağım ya. Ay, kız geç geç. Gel gel bak bak. Bak. Normal kız işte. Ha? Ay ay. Sikini kız ya. Takma hava. Ay yenge. Teşne olma. Aman teşne olma. Ne olacak? Dur şimdi. Fotolarını da beğeneyim. Ha. Bir de mesaj yazayım ben buna. Samin anasıyım diyeyim. Ondan sonra bilsin de. O da benim fotolarımı beğensin, ihmal etmesin beni. Niye getirdin şimdi beni buraya pazar pazar? Kim bilir gene ne manasız hareketlerde bulunacaksın. Tabii hayatı boyunca basket topu peşinde koşmuş bir adamın nasıl bir hayali olabilir ki? Burası zeytinyağı fabrikası. Dıştan görünüm.
Memnun oldum. Ben de Mustafa Ali. Boydan görünüm. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Bana ne muhtarın zeytinyağı fabrikasından? Siz benimle gelin lütfen. Burası da fabrikanın içi. Bunlar ne şimdi? Zeytinyağı. Ağzına kadar dolu. 70 ton 20'lik tenekelerde. Ne olacak bunlar? Ben bunları sattım. Kime? Rusya'ya. Nasıl sattın oğlum? Mallar burada. Şöyle izah edeyim. Muhtar babam litre başına 17 lira 50 kuruş istiyor. Evet. Ben bunları Rusya'ya 25 liradan sattım. Litresi mi? Evet. Arada 7,5 lira var. Evet, 70 tonda. 555 bin yapar. Yok, 525 bin yapar. Doğru. Heyecandan şaşırdım. Yoksa ben hiç şaşırmam. Pardon, açmam lazım. Aç aç, çabuk konuş. Alo? Aşkım, Gökova'ya gidelim mi? Hem bak Şakir, Dudu, abimler falan hepsi gidiyormuş ha? Bilmem, babana sormam lazım. Zaten şu anda yanımda. Bir dakika. Biz bir gün Duru'yla Gökkova'ya gezmeye gidebilir miyiz? Tamam, lafı uzatmasın. Nereye gidecekseniz gidin, kapa hadi. Tamam, hallettim. Ya sen harikasın, harikasın. Şu anda kapatmam lazım, ben seni ararım. Dün gece odada bana bahsettiğin şey bu muydu? Evet. Ben bunları sattım ama satışı tamamlamak için size ihtiyacım var. Bana ne ya? Muhtar kendi malını kendi satsın. İhracattan anlayan biri lazım. Ha, o da ben miyim? Evet. Muhtar babam litre başına 17 lira 50 kuruş bana ver, yeter dedi. Üzerinde kalan 525 bin lira sizin olsun. Siz satın, ben bir şey istemiyorum. Ha. Yok ya, bir de rüşvet ha. Uyanığa bak sen. Kızımı almak için 525 bin lira mı teklif ediyorsun? Başlık parası ha? Başlık parası? Başlık parası ne? Nasıl bir başlık? Ha, o kral tacı falan mı? Lafı geveleme. Ben kızımı sana değil 525 bin, 5 milyon 525 bin versen gene vermem. Ama sana bir şans vereceğim. Son şans gibi düşün. Sana yardım edeceğim. Çünkü şu anda sende ticari bir zeka gördüm. Bu bana ilerisi için ışık tuttu. Çok teşekkür ederim. Dur, hemen olmuş gibi düşünme. Ama artık Duru'yu sana verip vermeme konusunu düşünmeye başlayabilirim. Gene de dikkatli ol. En ufak bir hatanda vazgeçerim. Bugüne kadar sizden duydum en güzel cümle. Hemen gevşeme. Yarından itibaren hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlayıp bu ihracatı bir an evvel bitiriyoruz. Güzel. Verin elinizi öpeyim. Al öp. Ama burada. Başkalarının yanında asla olmaz. Kimse görmeyecek. Bu konuştuklarımızdan da kimsenin haberi olmayacak. Sana karşı katı tutumumu dışarıda sürdürmeye devam edeceğim. Bunu şu anda gizli bir ittifak gibi düşün. Güzel. Yeni bir şirket kuracağım. Sahibi ben olacağım. Şirketin adı Süt Hekimi olacak. Bunu da kimseyle paylaşmayacağım. Bir Allah'ın kuluna söylersen seni ömrü billah silerim açık net. Adres ne olacak peki? Bana ben size akşam söyleyeceğim. Abi, niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Dilin dürülsün damat. Çok soru sorma. Muhasebe elemanısın. Patronun ne diyorsa o yap. Evraklar var sende. İşini yap. Tekrar ediyorum. Eğer bir Allah'ın koluna söylersen Nuriye'ye bile hak et seni silerim. Yok abi, yemin ederim kimseye söylemeyeceğim.
Al. 2 aylık maaşın. 4000 TL. Ha bu arada. Sen Momo'dan gıdemlisin. 200 de fazladan. Bonus. Ne sayıyorsun oğlum? Bana güvenmiyor mu? Abi. Ben yeni kurulan şirketten de para alacağım. Anladım. Almayacağım. Ver. 200'ü geri ver. Sağ iyilikle yaramaz. Ver. Ya gel gel. Al acıdım hadi. Bak ne diyeceğim. Eğer gizlilik kuralına uyarsan her ay 1000 gayme de yeni şirketten yapıştırırım. Hangi yeni şirketten abi? Oğlum. Kıt beyin. Ne anlatıyoruz biz 2 saattir? He? Nükte yaptım abi. Yeni şirketi unuttum manasında. Bağ nükte yapma. Bağ nüktesi ve bestesi damat Halil'den maval okuma. Anladın? Kimseye söyleme yeter. Çık. Aslanlarım gelsin. Gençler. Babanız sizi çağırıyor. Tamamdır eyvallah işte. Ne oluyor ya? Yeni şirketler kuruluyor. Kimseler bilmiyor. Hayvanlar kasalara yükleniyor. Yoksa şirketin içi mi boşaltılıyor? Anam! Alın aslanların maaşlar. Allah razı olsun baba. Eyvallah baba. Alnınızın teri. Bereketini görün oğlum. Baba, bu 2 hayvan ne olacak? Biri istedi, çok kurcalama oğlum. Bakacakmış bakam. Aa vereceğim. Bakamazsa? E bakamazsa geri alırız. Ya bakarsa demiyorsunuz hiç. Bakarsa ne olacak? Daha çok hayvan satarız. Ticaret oğlum bu. Allah Allah. Ya acık gıvrak oğlum. Hiç mi anlamıyorsunuz? Hiç mi feyiz almıyorsunuz oğlum? Ay aman yavaş anneciğim. Dikkat et sakın yavrulara bir şey olmasın. Merak etme ya bir şey yapmam. Ben onların annesiyim. Anneler günümü kutluyorlar. İlahi şimdikiler pek fena. Ha nereden geliyor akıllarına bunlar bilmem ki. Etti vallahi etti. Kim etti kız kim etti? Ha kızana cennet beni buradan takip etti ya. DM'den de anneler günü şeysi göndermiş böyle kalp. Sen de bu cennetle bozdun ha. Yaz geldi sayın gari. Hadi işin ucundan tutun da şu bahçeyi eski haline döndürelim. Anneciğim, Şakir beni almaya gelecek birazdan. Ben sözümle gezmeye gideceğim valla. O yüzden kolay gelsin, size görüşürüz. ben de zaten onlarla gideceğim. O yüzden benim de hemen Veli'nin yanına gitmem lazım. Biz de müştemilatta kalıyoruz. Acaba ben orada varandayı düzenlerken Nuriye Hanım bana yardım etti mi de ben şimdi ona yardım edeceğim? Sevda, sen iyice aranmaya başladın ha. Yalan mı ya? Yalan doğru. Sen evleri birbirinden ayırmaya başladın. Ben ona sinir oluyorum. Ayır gayrı sokmayın bu ocağa. Allah Allah ya. 2 sedir bir sandalye çekemiyorsunuz mu yani? Bu kadar mı zor? O kadar kolaysa işin ucundan tutuyor o zaman. Eline yapışmaz herhalde. Yok canım. Bu şık. Ay. Nuriye haklı. Hadi tutun ucundan da hallediverelim. Ağzımızın tadı kaçmasın kızım. Tepemin tasını attırmayın benim. Kişisel bakımına süsüne mi daldı? Nerede bu çocuk? Aha. Duvara gireceksin. Selam amca, ne haber? Ya en önce seni çağırıyorum, en son sen geliyorsun. Bundan ne haber?
Atbat oralardaydı amca. Gittim aldım geldim. Yer kesikti. Oğlum senin ne işin var yer kesik tepelerinde? Sen Kerimoğlu musun? Kafayı mı yedin? Amca sorma ya. Anlatayım mı? Boş ver. Kalk. Al. 2 aylık stajyer maaşın. Normalde süt paralarını ve motosikletten doğan borcunu kesmem lazım. Ama kesinti yapmadım. Amca al kes ya. Cezam neyse çekerim, razıyım. Ah. Ya ya. Bu seferlik kesmiyorum. Amcalık payım olsun. Bir daha da yapma, tamam mı süslü? Tamam tamam. Merak etme, yapmam bir daha. Ben zaten artık sizinle çalışmıyorum. Onu babanla konuş. Babanı ikna et, o beni ilgilendirmez. Bir dakika ya. Hem benimle çalışmayacaksın, hem niye benim patpatımı alıyorsun o zaman? Amcacığım bak şimdi şöyle oldu. Hani babamda bir tane turuncu pikap var ya, bunun böyle biraz daha evrimleşmiş hali. He. Heh, işte o aslında benim. Sen babamla konuş, de ki Canberk de o turuncu pikaba karşılık bizim patpatı almıştı. Onu ikna et, o benim pikabımı versin, ben de size patpatı vereyim. Hadi görüşürüz. La ilahe illallah. Huy, bu nasıl hesap ya? Oğluyla babası aralarında hesap görüyor. Falan benim patpatımı arıyor. Sadık. Oğlum yavaş ya, yavaş. Ya babacığım diyetteyim ya. Protein takılıyorum. Çocuğum sen sabah da 1 kilo meyve yedin. Kahvaltı niyetine. Diyetteyim dedin hatta. Ha, meyve mi yedi? Ay, az önce de 1 kase dolusu sütün içini zahiriye doldurup da yedi bu diyetteyim diye. Efeciğim sen kaç tane diyet yapıyorsun? 3 tane. Yuh. 3 tane mi? Ya şimdi Bahadır ablacığım tek diyette başlarsam açlıktan ölürüm dedim. O yüzden aynı anda 3 tane diyette başladım. Alıştıkça birini sonra öbürünü yavaş yavaş keseceğim inşallah. Ay Allah'ım ya. Ya çocuğum yeme acık, tut kendini. Bak korkuyorum vallahi seni askere almayacaklar ya. Yeme yeme yeme. Yediğimizi sayıyorsunuz ya. Bak bak bak. Yalandan sinir yapıyor ha. Yakışmıyor da. Şimdi kesin orada bir zula yapmış o kendine. Gidip onu patlatacak. Dur ben gideyim bakayım şuna. Daha diye. Ay. Günaydın. Günaydın. Merhaba abla. Hoş geldin. Hoş geldin Halim. Badegül. Günaydın Halim. Meryem abla. İznin olursa ben bugün Badegül'ü Gökova'ya götürebilir miyim? Gökova mı? He. Evet. Gezmek istemez misin biraz? Yok, isterim de. Bilmem ki. De, ne yapacaksınız Gökova'da, ne varmış ha? Sürpriz o. Sürprizi bozmayalım şimdi. Ey, hadi bozmayalım sürprizi o zaman. İzin verdim gitti. Eyvallah Meryem abla. Tamam o zaman ben bir üstümü değiştireyim 5 dakika. Hadi koş. Alo. Anneler günün kutlu olsun annem. Ya şimdi gelmedi aklıma. Zaten hep aklımdaydı. Daha önceden arayacaktım da vallahi bir sürü iş var anne ya. Bir görsen var ya, babam beni çok çalıştırıyor. Bildiğin süzüldüm ya. Ne? Kıt kıt ses mi geliyor? He. Stresten kendimi yemeğe verdim ya. Özlüyorum tabii ya. Özlemez olur mu? Belki babam söylersen beni yazın yanına gönderir. Ne? Sen mi geleceksin yakında? Hadi. Vallahi mi ya? Ne? Gelince beni yanına mı alacaksın? Al. Al vallahi anne ya. Babam burada bana çok eziyet ediyor ya. Evet. Baba ne yapıyorsun ya? Kalbim duracaktı. Annemi aradım ya. Anneler gününü kutladım. Duyduk, duyduk. Artık anan gelince gidersin anamla oğlum. Ya babacığım, şimdi ona ayıp olmasın diye öyle dedim. Biliyorsun. Sus. Nankör. Hadi bana nankörsün oğlum. Onu anladık. Meryem Hanım'a da mı nankörsün? Meryem Hanım'ın anneler gününü kutladı mı çocuğum?
Kaç senedir sana anan mı analık yapıyor, Meryem Hanım mı? Ayıp değil mi oğlum? Ha? Sallanma, hemen gel. Vallahi fena yaparım. Yılışık. Alo, hakta mısın? Babam yakaladı ya. Ben seni sonra yine arayacağım ama anne. Tamam, oldu. Ben de çok öptüm. Öptüm, çok öptüm hanım. Anneler günün kutlu olsun Meryem teyzeciğim. Vay, sağ ol paşam. Var ol sen. Hakikaten. Anneler günün kutlu olsun Meryem abla. Sen çok insan annelik ettin bu köyde. O zaman anne dediğine göre öp bakalım elimi. Eyvallah. Berhudar ol. Hakkını verin ama ha. Tamam teyze. Oldu o zaman. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Hadi yine iyisin hanımım. Eli de öptürdün. Artık sırtın yere gelmez. Değil mi? Oldu bu iş galiba ha. Vallahi bana bile öyle gibi geldi şu an ya. Evet. Bunu da gönderdin mi? Tamam. Ay Veli, bu muymuş yani flash diskin olayı? Ben de günlerdir büyüttüm de büyüttüm ha. Ben sana dedim ama sen beni dinlemedin. Dedenden kalma miraslarının bulunduğu dosyaları vardı. Onları mail atınca şu anda artık bütün ilişkiler Rusya ile tamamen bitmiş olacak. An itibariyle özgürüm artık. Kız öyle kırılır mı araba? Ne yapıyorsun sen şu anda? Aynalara bakmadan kırıyorsun arabayı. Saçma sapan hareketler yapıyorsun. Kaldırıma çıkacağız. Lastiğin yanağını sürteceksin sonra. Ya aynalara bakmadığımı nereden çıkarıyorsun Şakir? Bakıyorum gayet aynalara ben. Hayır. Bu Duru niye Veli'nin yanına gidiyor ki? Evde beklemiyor ki. Anlamadım ben onu. Evde beklesin. Sonra ben gelir alırım sizi ikinizi. Oradan da Veli'nin yanına gideriz. Alırız ötesizi. Kurtuluruz biter bu iş. Ay nereden bileyim ben Şakir ya? Bak araba kullanıyorum. Kafamı karıştırıyorsun. Konuşma ya. Yani kız ikimizi de alınca kesin sen Veli'yi bırakır gidersin diye düşünmüştür herhalde. Ne bileyim ben? Bak bu benim hiç aklıma gelmemişti. Helal olsun buraya. Nasıl da bir adım ötesini düşünüyor var ya. Vallahi büyük kız. Zehir gibi maşallah. Benim gibi kafa yapılmış. Felaket aynı yani. Ne yapıyorsun sen şu anda? Ne yaptığının farkında mısın? Az daha çiziyordun canım kırmızı elma şekerini. Bu kadar hareketler. Deli misin, divane misin sen? Ya kırmızı elma şekerinin kırmızısını çatlatırsan o arabada hayır gelme. Böyle birdenbire hareketler yapılır. Kız yavaş, kız yavaş. Yavaş dikkat et. Benim aklımı başından alacaksın. İki elini toz direksiyonu. İki ayağınla gaza mı basıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Şakir. Şu halime bak ya. Bir de resmen Veli ile Duru'nun servis aracı gibiyim şu anda. Kız hemen, kız hemen! Çabuk yapacaksın! Şakir'cim, Dudu kullanıyor bu arabayı. Merak etme, bir şey olmaz. Ben bu kadar sinirsizdirse ben bu yolculuğu tamamlayamam. Hilal tapımı da almadım ben. Kardan gelin vallahi ben orada. Sağda dur! Sağda dur! Ay yapma, dur! Atlayın arabaya da gidelim. Öncelikle bu nazik davetimi icabet ettiğiniz için istismarlarımı sunar. Teşekkür ederim. Siz şöyle arkaya doğru o zaman buyurun. Beni de şoför mahallesine doğru kurulayıp yavaştan çıkalım. Ya aslında bizim için de çok iyi oldu. Evet, Gökova fikri çok iyi oldu. Tam aşıklara göre.
Tamamsak o zaman gazlayalım dedim. He? Hadi geçelim o zaman. Aşkışım, sen yorulma boşuna. Ben kullanırım arabayı. Ya aşkısım, asıl sen hiç yorma kendini. Ne alakası var şu an? Sen geç yanda otur rahat rahat. Eğer benim yana geçip oturursan ben gaza freni ararım. Sıkıntı yaşarım, kendimi kasarım. Ya aşkısım, geç yanda otur hadi. Ya Şakir, gazlamayı da biliyorum, frenlemeyi de biliyorum çok şükür. Ya aşkışım, sen öğrettin ya bana araba kullanmayı. Öğrettiğin gibi kullanırım işte. Kız, beni burada delikli insanların için beni bağırtma ya. Ben kullanacağım arabayı. Sen kullanırsan yolun bitmez. Beni burada çıldırtma. Geç yanında otur. Kurdeşen döktürme bana. Aşkısım, geç hadi. Hadi. Geç kız, geç gülüm. Hadi buyurun o zaman şey yapalım. Araçları geçelim. Buyurun. Ay ay ay, nasıl konforlu bir yolculuk. Merhaba demek ki sizi. Ya ama sen anneler gününde annemin kalbini niye kırıyorsun canımın içi? Ben kırmadım ki. O benimkini kırdı bir kere. Üstelik gelin gelin diye lafın üzerine basıp durdu. Yani Mum, sen beni tanıyorsun. Ben öyle ölçüsüz kalpsiz bir insan değilim. Ay şimdi bak, babamın yanına geldik. Bu konuyu kapatalım lütfen. Babana baba diyorum. Çünkü o baba gibi bir insan. Anlıyor musun? Baba. Baba! Hoş geldin kızım. Seni buralarda görecekmedik ya. Hoş bulduk. Vallahi daha çok göreceksiniz çünkü burası muhteşem. Organik organik diyordun. İşte sana organik hayat. Gez, dolaş bak. Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorum? Çıplak ayak toprağa basıyorum. Eğer toprak organikse ilaç falan da yoktur. Bundan daha iyi fırsat mı olacak? Detoks, şifa. Vallahi senden toprağa geçecek elektrikle organiklik bozulabilir, yalnız dikkat et. Hiçbir şey olmaz bir kere. Ben banyo yaptığımda durulandığım suya kimyon katıyorum. Ben de elektrik falan kalmaz. Tut mu mu? Ne diyor Mustafa Ali? Suya kimyon mu katıyormuş? Yani. Vallahi baba, benim hanım da bu model işte. Ne yapalım? Dokunma oğlum. İstediğini yapsın. Aldırmam ben böyle şeylere. Selam fıstığım, ne haber? Vay fıstık ha. Eskisi gibi karşılanmak güzelmiş. Geldin mi, neredesin? Ya bu Gökova mı ne dedin ya, oraya doğru gidiyorum işte. Sen neredesin? Ben de şimdi yeni çıktım daha köyden. Araç üstündeyim. Geliyorum oraya, sen Gökova'ya in. Böyle kendine bir yerlerde böyle soğuk buzlu bir şeyler söyle, hemen geliyorum. Tamam tatlışko, bekliyorum. Tatlışko ne ya? Anam oğluşum bu tatlişko. Karizma iyice yerlerde. Gerçi karizma mı kaldı ya? Şu halimize bak. Pat patla gidiyoruz kızın yanına.
Selam. Merhaba. Geçmiş olsun. Lastik mi patladı? Yani. Hediye yok mu? Ya bilmiyorum ki. Bagajda vardır herhalde. Tamam ya, hallederiz. Sorun yok. Geçmiş olsun. Önemli bir şey yok herhalde. Yok ya. Yok ya. Şimdilik sen gel böyle otur dinir. Tamam. Dün gece Mustafa Ali'ye şahane markaj yaptık. Sen de doğru adımları attın, benim yanında durdun. İyice güçlendik. Adam anında yumuşadı. Tabii belli yumuşattı ama asıl sen Hacı amcaya çok güzel konuştun. Sağ ol muhtar. Yani bana bir adım atana ben koşarak giderim. Veli'ye duruyor alalım, dile benden ne dilersen. Yeter ki bu iş yarım kalmasın. Vallahi önemli değil ya. Benimki sana yardım olsun sadece. Bu masa da fena değilmiş ha. Al senin olsun canım. Bir masayı mesleyeceğim senden. Ama senin evde olmaz o. Ne alakası var ya? Ben makam olarak diyorum. Ama burası Veli'nin. Burası olmaz. Gel sana da bir makam yaparız canım. Bilgisayarda olacak mı? Anam, buranın güvenlik kamerası mı var? Var. Şakir taktırdı. Dünyanın parasını verdi. Ne işe yarayacaksa. Olsun. Damadım taktırdıysa vardır bir bildiği ya. Bunun geri sarması var mı? Var. Ne yapacaksın? Ya muhtar, ben ekranda nasıl görünüyorum diye çok merak ediyorum ya. Şimdi telefonlarda da video var ama bunun yerini tutmuyor. Yarın öbür gün televizyona çıkacak olursam Necip milletime nasıl aksediyorum diye merak ediyorum ya. Biz buradan girerken görüntümüz var mı? Ben kendimi seyredeyim. Anam buldu. Anam çok hızlı sarıyor bu ya. Allah! Burada bir şey var muhtar. Ne oldu? Ne var? Biri mi girmiş içeriye? İzle, izle. Girmiş. Sar, 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 sar. Başa sar, şunu bir başa sar. Aha, da bitti bu iş. Mustafa annem kaçacak yeri kalmadı. Yarın bir gün Mustafa Ali abim yan yattım, çamura battım falan derse laps diye bunu koyarız önüne. Doğru söylüyorsun. Kayıt önemli. Yedekleme yapmamız lazım. Şey var mı şey? CD ya da flash disk. Var. Orada çekmecede bir yerde olması lazım. Bak. Anam bunlar ne ya? Şakir yılbaşı için 1000 tane eşantiyon yaptırmıştı. 1000 tane flash diski köyde kime dağıtacaksa. Neyse aldım ben bir tanesini. F4, buradan kaydet. Nasıl, sevdin mi? Nasıl sevmem ya? Tam benim kalemim vallahi. Hayır baba. Merhaba. Tanışıyor musunuz siz? Evet. Babam. Oğlum. Bu kim? Melisa ben. Nasılsın? Oy. Vallahi başımıza taş yağacak. Halim oğlum. Sen de mi kirli çamaşır işine girdin? Badegül nerede? Badegül ne olacak? Ben buradayım Seyfettin amca. Vallahi korku filmi görüyorum herhal. Durun. Siz toplandınız, nereye kaçıyorsunuz? 1, 2, bu kız kim? 3, bu kadar bavul ne olacak? Bavulu bilmem de baba. Arabanın lastiği patlamıştı. Arkadaşın yardıma ihtiyacı var diye Badegül'le geçerken yardımcı olalım dedik, durduk. Halim tam lastiği değiştirdi, o sırada sen geldin. Böyle görünce de şaşırdın tabii. Bir garipseme oldu, açık net.
Lastik tamamdır. Sen istersen var git yolla. Bekleme daha fazla. Eyvallah, seni gezi notlarımı alıyorum. Unutulmazlar arasına giriyorsun. Eyvallah. Sen de hoşça kal. Sen gelsene. İlahi baba ya. Sen o kızla kaçacağım sandın değil mi? İlahi tabii. Oğlum kız tanıyormuş gibi davrandı. Çok sıcakkanlı yani. Şişt. Yolda bulduğuna emin misin sen bunu? Ha? Samimi alak biz bunu. Yok ya. Vallahi yolda geçerken gördük. Bak Melisa bana ne verdi. Hatıram olsun bebeğim. Ben hatıralara çok önem veririm. Yolda bir Melisa ile karşılaşmıştık dersini dinledikçe. E oldu. Hadi kaderde varsa görüşmek neye yarar öpüşmek değil mi? Hadi. Hadi Allah'a emanet kızım. Allah'a emanet. Önüne bak yavrum. Nereye böyle? Alır alır. Bahar geldi. Gezin tabii. Koca kış sıkıldınız. Sizin de hakkınız. E hadi ben sizi tutmayayım. Benim de işim çok. Ha, sonra bir ara isterseniz ayrıntılı da konuşuruz tabii ama çok da şart değil. Konuşacak nesi kaldıysa bunun. Deme ama şimdi. Hadi ben de kaçtım. Siz de artık kaçar mısınız? Burada mı durursunuz? Orasını bilmem. Hadi. Hadi Allah'a emanet. Kız Sevda, laf yarım kaldı. Sana bir şey soracağım. Senin Seyfettin'le Mustafa Ali'nin arası nasıl bakayım? Seyfo'mu ayırdı işte yani. Zaten anlaşamıyorlardı da. Ay vallahi biz de çok üzülüyoruz ya. Kızım, gelinin kafasında zaten gitmek var. Bak sen ya, evi de sattırmadı. Biliyorum biliyorum. Eve alınacak gibi değil zaten. Pahalı. Hem sattırmasa ne olacak? Kendimi alabilecek. O kadar parası var mı ki? Meryem. Bak sen de inat etme. Barış bizimkilerle. Al yeniden sütleri. Ay bizim de hiç hatırımız yok herhalde. Yok. Benim müşterim var. Ben mutluyum ondan. Hem biliyorsunuz mu? Bu müşteri kadın çıktı. Hoppala Rabbena. Kız sen niye şimdi kadın çıktı deyip durun? Kadından suçu mu olurmuş hiç? Yoğurtçu oluyor da suçu olmuyor mu? He? Hayret bir şey. Hem üstelik hobi olarak başlamış, sonra süt çiftliği kurmuş. Allah Allah ya. Ben de evde oturup kaneviçe işleyip duruyorum hobi olarak. Kadına bak, koskoca süt çiftliği kurmuş ya. Allah, bence kadın olmasaymış iyiymiş, erkek olsaymış iyiymiş. Niye Nuriye, niye, niye? Erkek olsaymış belki bekar olurdu. Sana da kısmet olurdu Meryem. Lan konuları kapattım ya. Hem üstelik anamın yanında. Allah Allah. Dersiz başıma dert mi alacağım ben? Kız Meryem. Evlilik deyince uzun konuşuyorsun ha. Benim ayak. Bak yoksa bir yerde bir şey var da utanıp sıkılıyorsun bize mi demiyor? Ne yalan mı söyleyeceğim anam ya? Allah Allah. Foto çekindik biz. Aha işte. Bak gösterem. Ha. Bak. Bak. Ne? Kız. Bu benim dişçi ya. Sütçülüğün başlamış bu. Senin dişçi mi? He. Allah Allah. Bu dişçi miymiş? Nereden belliymiş dişçi olduğu? Kızım üstünde önlük var bak sen ya. Berber Coşkun amcada da önlük var anne. kızım zaten o da dişçilik yapıyordu eskiden gençliğinde.
aynı kerpetenden hem öküz dişi çekiyordu hem insan. Çok teşekkür ederim Seyfettin Bey. Size de zahmet oldu. O nasıl ses Hale Hanım? Duymamış olayım ya. Allah Allah. Siz bizi çok büyük bir dertten kurtardınız. Açık net. Yoksa bu hayvanların taşınmasıdır. Kamyonete indi bindisidir. Naklidir. Yani bunların hiçbir lafı yok. Hiçbir önemi yok. Anladın? Sakın yanlış anlamayın. Siz yeter ki bunlara çok iyi bakın. Onlar da sizi üzmeyecektir. Çünkü tembihledim her birini tek tek. Artık sizden bakıp görüp en iyi şekilde sağırım da bakarım da. Buyurun böyle geçelim. Sizin için bir şeyler hazırlamıştım geleceksiniz diye. Allah Allah, niye zahmet ettin ki? Lütfen buyurun. Ya Hale Hanım, kocanız da gelseydi de birlikte yeseydik ya. Kocam mı? He. Benim kocam yok ki. Ben hiç evlenmedim. Ya. Ne güzel. Hiç demek. Ya. Ya aklıma bir şey geldi de hiç evlenmedim deyince. Vallahi bekarmış da Sadık'la bunun arasını mı yapsak acaba? Sevaptır. Sadık da iyi çocuk. Bu kadın da iyi. İkisi de yardımsever. Geçinir giderler. Halim. Sen beni... Anneler gününde... Annemin yanına mı getirdin? Yalnız bırakmayalım dedim bugün. Teşekkür ederim. Sen duanı et. Ben hemen geliyorum. Ah, 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 ah.
Neden sevmiyorsun Semih? Ya mesele sevip sevmemek değil ki Cennet. Mesele olup olmayacağı. Ben de bizden olmayacağını düşünüyorum. Bence olur ya. Hem ben çok alıştım sana. Nasıl alıştım ya? Şunun şurasında kaç gün oldu? İnsan yeni yastık alsa yastığına alışamaz bu kadar günde. Ya neden öyle düşünüyorsun Semih? Bak sizinkiler de alıştı bana. Beni takip ettiler. Ben onları takip ettim. Mesajlaştık falan. Hayda. Of. Şş, aslan yelesi. Kız seviyorum diyor. Anlasana kızı. Tanışıyor muyuz? Tanışalım. Melisa ben. Tamam tanıştık. Gidebilirsin. Vay esprili çocuk seni. Adın ne senin? Medusa'yım ben de. Bakanı taş ediyorum. Oo, mitoloji bilgimiz de var. Ya sen niye vites düşürüyorsun bize ya? Biz ne güzel konuşuyorduk. Hadi gitsene sen. Adın ne senin adın? Samim. Samimi bir isimmiş. Sen? Cennet. Samim versus Cennet. Yok. Samimen Cennet. Evet. Şimdi ben sizin isim fallarınıza baktım. Siz devam edin. Ayrılmayın. Bak zaten bu zamanda beraberlik zor. Herkes galibiyete oynuyor. Kıymetini bilin. Güzel lafmış ha. Sevdim seni. Bak oğlum. Bu kızı bırakırsan hata yaparsın. Oğlum mu oğlum? Senin tevellüt kaç ablacığım? Kadınlara yaş sorulmaz. Milyonlarca sevgi yılı diyelim. Garsons, bu tatlış arkadaşlara tatlışko bir şeyler getirsene. Hem çok iyi çocuklar bunlar. Ayrılmıyorlar da. Fıstığım geldim ben. Neredesin sen? Sahildeyim tatlışkom. Palmiyeler falan var etrafta. Ya hadi gelsene. Çok özledim seni. Tamam tamam. Ben de yokuş aşağı bayıra böyle kaptırdım. Kamyoncular gibi geliyorum zaten. Teşekkür ederim Halim. Çok ince bir davranıştı. Çok düşüncelisin. Herkesin ne kadar ölmüş annesi varsa Allah rahmet eylesin. Evlatlarıyla cennetinde kavuştursun inşallah. İçinde Veli'nin çok önemli belgelerinin olduğu bir flash disk kaybolmuştu. O bulundu. Ondan gitmiyor Veli. Hadi ya. Nerede, ne zaman bulundu? Ne varmış o flash disk'in içinde? Hayır, neymiş yani? Bu kadar önemli olan şey neymiş? Bu flash disk'in içinde ne varmış ya? Yani ben değil, kamuoyu merak ediyor olabilir. O manada. Dedesinden, anne tarafından, Rusya'dan kalma mirası, arsaları, yerleri ne varsa hepsini reddetti. Sırf burada benimle kalabilmek için. Onunla ilgili belgeler varmış işte. Ondan gitmiyor. Garson! Garson! Ya ye. Bize üçer beşer tane lavajın getir. Dört tane de ayran hadi. Efendim yalnız lahmacun yok. Nasıl ya? Olur mu öyle şey ya? Tamam git dışarıdan yaptır hadi. Ben vereceğim parasını. Hadi sana zahmet. Maalesef. Olmaz olsun böyle işletme mantığınız sizin ya. Dükkan değil de çeşit burger bulundurmayı biliyorsunuz. Bir çeşit lavajın bulunduramıyorsunuz. Lanet olsun böyle işletmeciliğe. Tamam. Ben bir peynirli tost alayım. Ben de bir tost alayım. Yalnız benimki beyaz peynirli olsun lütfen. Tost? Tost ne ya? Tost nereden çıktı? Tost olmaz. Bak kardeşim, müessesenize en az 50 tane lavajun atın, difirize koyun. Ondan sonra müşteri istediği zaman da çıkardan sıcak ve sızıp verirsiniz. He, tamam. Taze lavajunun yerinde tutmaz. Ama en azından avuntu olur. Ya size bunu da bu yaştan sonra ben mi söyleyeyim ya? Vallahi bunları alın. Ticaret mantığı yok size. Daha git hadi. Kir. Ya Şakir sen de taktın lahmacuna ya. Yemek zorunda mı? His kokuyor sonra. Bak. İyisin. Hoşsun. Ama lahmacuna kokuyor deyince benim için boşsun.
peynir de kokuyor. Biz ona bir şey diyoruz mu? Hop hop hop. Sen hayırdır? Benim sevgilimle öyle konuşuyorsun. Sen bir serin gel. Arada sıcaklık olmasın. Bak ya. Ağza bak ha. Mafya ağzı gibi ağız var bunda ya. Vallahi de. Rus mafyası mısın oğlum sen? Kendi sevgilimize de bir. Çıkır. Pardon ya. Karıştı şu an diye. Vallahi. Seninki buymuş tamam. Bir an şey oldu. Ne var olamaz mı yani? Hemen sert yapıyorsun bana. Ya benim aşk işim lavajın yemeyince böyle oluyor işte. Lavajın bağımlılığı oluştu da yani krizi tuttu mu sağlıklı düşünemiyor. Kafası karışıyor biraz. Malım var çok şükür. Hepsi satılıp borçlar ödenecek. Buna da ancak hamd edilir oğlum. Sık ben canımızı. Allah büyük. Bakarsın tez zamanda yerine yenisini koyarsın. Hayırlısı neyse o olsun baba. Biz önümüze bakmayı burada, yanınızda öğrendik. Aklım evlatlarımda kalacak diyorsan benim de kalıyor oğlum. Sizi sıkıntıda gördüm mü benim de içim darlanıyor. Yok, sıkıntı edecek bir durum yok baba. Rahat ol sen. Kurtulacağım inşallah. Buraya ilk geldiğimde gene burada konuşmuştuk seninle. Sen güç vermiştin bana. O güçle ayakta duruyorum zaten. Evi satmayacak mısın? Borçların hepsi ödenecek mi öyle? Nurcan'ı kıramazdım baba. Peki mutlaka satılmayacak mı bu ev oğlum? Bilmiyorum. Belki bir mucize olur. Allah büyük, ümit kesilir mi? Kesilmez oğlum. Haklısın. Şimdi görünce bir tuhaf oldum. Aşk gibi bir şey hissediyorum galiba. Aşkın gözü körmüş sonunda öğrendi. Son bir şans ver bize. Dön bir bak geçmişe. Ne kadar mutluyduk. Hatırla gel uyma ellere. Son bir şans ver bize. Dön bir bak geçmişe. Aşkı yazmıştık göklere. Yarım kalmış bir hikaye. Tekleyen bir kalplerin ne? Of olmalıyız ey aşk biz seninle. Aşkı buldum gözlerinde. Yarım kalmış bir hikaye. Bekleyen bir kalp derinde. Of olmalıyız ey aşk biz seninle. Aşkı buldum gözlerinde. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum şu an ya. Seni görene kadar hayatım sanki bu köyden ibaret gibiydi. Ama şimdi eskiden bambaşka bir hayatım olduğunu hatırladım.
İçli konuşmalarına alışık olmasam da hoşuma gitti biliyor musun? Burada böyle mi duracağız? Ya köy yakın mı? Hadi kalk gidelim hemen. Nasıl bir yerde yaşadığını çok merak ediyorum. Ya köy, köye gideceğiz zaten de önce şurada bir yerlerde bir şey yeseydik ya. Heh, bu arada Melisa'cığım bir konuda çok dikkatli olmamız lazım tamam mı? Ya bizim daha önceden sevgili olduğumuz anlaşılmamalı tamam mı? Yani sanki sen annemin arkadaşıymışsın gibi davranacağız. Nedenmiş o? Ya çünkü burası köy. Yani daha önce köyde yaşamış olsan anlardın. Ne oluyormuş ki öyle olunca? Kalk. Yürü, 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 yürü. Anlatsana. Haberler sende. İstanbul nasıl? Anlatacağım, anlatacağım. Gel önce bir oturalım. Şu tostlarınızı elinize yiyin de ayaklanalım. Daraldım ben burada. Neden kalkalım? Bitince kalkarız. Ne güzel yer. Demokratik ol biraz. Demokrasi ne demek? He? Evet hadi cevap. Bilgisiz, ötesiz, hiçbir şey bildiğin yok. Demokrasi demek azınlığın haklarını savunmak demek. Öğren bunları. Ama sen çoğunluğu yok sayıyorsun. Çoğunluğu oturmak istiyor ama sen azınlık olarak kendi isteğin olsun diye yaygara yapıyorsun şu anda. Niye? Siz burada deminden beri toz kemirirken ben tek başıma azınlık olarak sıkılıyordum. Ben daha fazla çekemem bu vaziyeti. Bana burada şu anda aldığı operasyonu yapılıyor burada. Ne çok konuşuyorsun ya. Aşkım, tıpkı İstanbul'da Boğaz'daki gibi. Hani orada da böyle bir şeyler alıp yürüyerek yiyorduk ya. Eski günleri özledin demek ha? İyi, kalkalım. Eski günleri özledin demek. İyi, kalkalım. Sen benim taklidim mi yapıyorsun? Sen. İyi. Görürsün sonra. Ne göreceğim ya? Ne göreceğim? Ne göreceksem göster bir an önce. Göster de bir de kurtulayım. Seni rahatlat. Ne gösterecek misin? Ya aşkışım tamam sakin ol ya. Sakin ol. Ben ödedim biraz önce. Bu sefer bende. Bak! Onu demeyeceksin işte. Bana her şeyi söyleyeceksin. Lafını esirgemeyeceksin. Tehdit edeceksin. Her türlü kötü sözü söyleyeceksin ama masada ben oturuyorken hesabı elini kolunu uzatmayacaksın. Hassas noktam benim. Tahmin edemem böyle bir şeye. Şakırtma beni. Ödendi Şako. Anlamıyor mu? Ödendi. I paid. I hate ne ya? Türkçe konuş benimle. Rusça konuşma. Öyle sen de ben bunun altında kalamam. Bahşişimi atar kalkarım. Hadi sen gel. Hadi hadi yeter 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 sonra. Hadi. Ya dur. Seni burada çıldırtırsın beni burada valinin içini bağırtın be. Cücüksüz. Cücüklüler. Cücüklü. Paşam. Hadi al ya bakalım. Hadi ye. Diyetteyim ben ya. Olsun. İlk günden felalaşma. Otlu ye. İyi gelir hadi. Doğru aslında. Açlıktan ölecektim vallahi. Efe. Ne yapıyorsun sen? Ömür yapıyorum ya. Fıfın fıfı yufı. Oğlum bu nasıl seçim yapmak ya? Memleket erken seçim yapıyor. Bu yerken seçim yapıyor. Sadık, güldürdün ya bizi. Ana yasana be, çok güzel olmuş. Yemeyeceğim kızım, tokum ben. Ne yedin ki? Hanım, hayırdır? Ters bir durum mu var? Yok. Seyfettin nerede? Bilmem. Ahırda falandır herhalde. Hangisinde? Bizimkinde mi, kendininkinde mi? Kendininkindedir. Hem daha hayvanları taşımadı ki oraya. Hem sen... Ona bir oyun edecektin. Aklında bir şey vardı senin. Ondan mı soruyorsun? Yok. Merak ettim. Sen ara bakayım şunu bir. Bu bana bir uğrasın bir. Ara ara. Tamam dur arayayım. Alo Sadık.
Vallahi hissi kavlel vuku oldu ya. Ben de deminden beri hep seni aklımdan geçiriyordum. Neredesin Seyfettin? Eski harda mı? Yok yok. Dişçi Hale Hanım'ın evindeyim Gökova'da. Hani para bıraktınız ya dün. Ev almış da kendileri, ben de iki inek bıraktım bahçeye. Sen ne zaman geleceksin köye? Kısmetse vallahi işte kahvemi içince. Tamam. Köye gelince muhakkak bize uğra Seyfettin. Tamam. Uğrarım. Oldu, görüşürüz. Hayırdır inşallah, kötü bir şey mi var? Yok ya. Ya bizim Meryem Hanım yok mu? O biraz sıkıntı da. Neyse. Ben kalkayım artık yavaştan. Malum yolum da var biraz Hale Hanımcığım. Gelişmek üzere. Seyfettin Bey. Ha kız. Ben nasıl bakacağım bunlara? Ha doğru kız. Ben hemen bir 5 dakika anlatayım o zaman. Şimdi siz ilk gecenizi bir geçiren hayvanlarla bakalım uyum sağlayabilecekler mi? Tabii siz onlara, onlar size. Uyum sağlanırsa ne hala? Sağlamazlarsa zaten geri gelir alırım. Ha, yapabilecek gibi olursanız sonra gelir bir ders daha verin, tamam? Becerebilir miyim dersiniz? Becerirsin ya. Kolaydır bunlara bakmak. Bebek gibi bunlar. Vallahi. Yemeğini, suyunu vereceksin, altını temizleyeceksin, tamam. Bir sarması var. Onu da anlattım mı gerisi kolay. Tarif edeceğim onu ben sana. Ha, olmadı diyelim, problemi yok. Şuradan köyden birini buluveririz. Gelir günlük sağar, halleder. Tamam, problem yok. Gel bir de sana bunların beslenmesi ve uykusuyla ilgili bir şey anlatacağım. İlk geceden yerlerini yadırgayabilirler. Şimdi elin gavuru bunlara klasik müzik dinletir. Dur sen, dur. Ya Şakir, sen niye Veli'nin yanında duruyor, azarlayıp duruyorsun da kızı daha da kıymete bindiriyorsun, ha? Vallahi ya, hakikate benim yan kafam karıştı. Sen de lavajı sevmiyorsun ya, aklım gitti bir an. Nasıl yani? Gerçek de öyle mi? Ya senin aklın bana mı gitti Şakir? Şakir, bak elleri tutuştular, tarak yaptılar Şakir. Ne var kızım? Allah Allah, ne var, ne olacak yani? Ben de yaparım, onda bir şey yok ki. Ama sen böyle parmaklarını hıh çıkarıp kıvırdığın zaman insan korkuyor, biliyor musun? Vallahi ya. Yani eğer yine böyle parmaklarını çıkarıp kıvıracaksan bizimkisi tarak değil, tırmık olur. Ben sana diyeyim yani. Ya. Tamam, yapmayacağım. Söz. Ya. Hadi. Ne oldu? Ya aşkısımla affedersin tarak yapıyorduk da. Yani mutluluktan artık elimi nasıl sıktıysa yüksüğün şeyi, taşı elime battı. Yüksüğün taşı da kocaman, biliyor musun? Ayarsız. Komando musun kızım sen? Asker misin sen? Bu nasıl el sıkmak? Ya tut elimi. Bak onlar gibi bak. Sar, sık şöyle elimi. İyi gelmiş buralar sana. Doğru mu tahmin? Ya ben aslında biraz garip oldum buralarda. Bir tane dedem var. Ondan böyle değişik şeyler öğrendim. Hayata bakış açımı değiştirdi. Artık daha ciddi alıyorum bazı şeyleri. O zaman bana da zamanında haksızlık ettiğini düşünmüşsünüz. Düşündüm ya. Düşündüm tabii, düşünmez miyim? Böyle hayatım bir film şeridi gibi geçti gözümün önünde. Zamanında annem kazandı. Ama sen haklıydın. Biz Nurcan'cığımla hallettik bazı şeyleri. Konuştuk, bitti. Değil mi? Hayat aslında sandığımızdan çok daha ciddi bir şey. Yeniden başlayacak mıyız peki sence?
değer mi bu? Yani şimdi sana böyle deneyelim falan demeyeceğim tabii ki. Çünkü bence aşk deneme yanılma yöntemiyle anlaşılacak bir şey değil. Zamanı bırakmamız lazım. Yani olur mu olmaz mı anlarız. Vay be. Karşımda resmen başka bir Canberk var. Eskiden olsa hemen tabii der, dünyanın en aşık adamı gibi davranır. Hiç vakit kaybetmez. Mesela eskiden olsa bunu da saçma bulurdu. Aslında yine saçma buluyorum. Yani bunu yapmamamız lazım. Ama eski günlerin hatırına olsun bakalım. Ben galiba hala seni seviyorum. Ben de galiba zamanında sana aşıkmışım. Ama farkına varmamışım. Şimdi anlıyorum. Hadi bir selfie yapalım da Nurcan'cıma atalım ya. Daha geldiğimi haber vermedim ona. Hastaneye gidelim mi? Ay yok canım. Yok ay. Canberk. Gökova'dan foto atmış da. Şey. Ay yavru bir kuş bulmuş. Bana onu göndermiş. Ay o kadar tatlı ki şu kadarcık çok şeker. Ben de fotoğrafa bakınca böyle ister istemez ağzımdan böyle bir nida çıkıverdi. Ha, dağdan inmiş yani. İndi indi. Güzel. Bu insanlık için küçük ama Canberk için büyük bir adım olmuş. O da bir şey. Evet. Minik kuş. Devam, devam. Hadi. Ya Şakir ya. Onlar niye önden gidiyor ya? Ayrıca biz onların peşinden gitmek zorunda mıyız Şakir? Evet ya. Bence biz kimliğimizi baş başa bırakalım. He? Vallahi yani onlara baktıkça moralimizi bozacağımıza, bakmadıkça moralimizi düzeltelim. He? Daha iyi. Biz böyle çok iyiyiz ya. Vallahi şey. Sen de. Yok artık ya. Biz baş başa kalamayacağız herhalde burada he. Oğlum neredesiniz ya siz? Arıyorum telefonunu da açmıyorsunuz. Hadi koşun yetişin. Çok ilginç şeyler oldu. Ay ne oldu? Ne oldu? Söyle ne oldu? Niye ya? Çok ilginç. Niye? Söyle. Onu cevap verirsene çabuk. Ufo mu gördün yoksa? Daha ilginci oldu. Canberk'in sevgilisi geldi. Sahilde oturuyorlar. Aha! Değil mi? Ben biliyordum. Vallahi ben biliyordum ama unutmuşum. E Şakir'e hep sen biliyordun zaten. Oğlum bende videosu var, videosu. Dün gece ben kendim çektim. Delillerle konuşurum ben. Oğlum bu şimdi mi söylenir? Ya tamamen aklımdan çıkmış benim. Velipisi gitmeyince tabii o olayın şokuyla ben Canberk'in sevgili durumunu mafsalından çıkarmışım. Gerçi ben de biliyordum bunun İstanbul'da bir tane eski sevgilisi olduğunu da. Buraya geleceğini bilmiyordum. Bende de bir tane video var, eskiden kalma.
Ay, o zaman ne yaparız biliyor musunuz? Sizdeki videoları birleştiririz, hep beraber izleriz. Ay, ben çok merak ettim şimdi. Kız nasıl bir şeye benziyor acaba? Vallahi böyle ekstralaş bir şey. Hem bol hem havalı. Ay, bu arada merhaba Cennetciğim. Samim abimin telaşından sana selam vermeyi unuttum, kusura bakma. Kız ne yapıyorsun abinin yanında? Kuzenler arası gündem epey yoğun tabii. Bir de flash gelişme var. Olur öyle şeyler. Samim, yürü kardeşim, biz seninle gidelim de. Yoksa burası kapı önü muhabbetine dönecek. Hadi. Kız senin abinin yanında bana. Şuraya vur, git. Kız, Ceren. Nurcan, sen de farkında olmadan bayağı alıştın buralara ha. Eline de pek yakışıyor yani. Bazı durumlara ayık uydurmak için uyumlanmak gerekir. Evet, güzel dedin de bu Canberk nasıl hayatta kalacak böyle aklı bir karış havadayken onu bilmiyorum. Uyum sorunu yaşıyor. Biz onun köye alışmasını beklerken o gitti Meryem'in yeğenine aşık oldu. Badegül yüzünden başını belaya sokacak diye korkuyorum. Yani aşkım ya, sen de taktın şu çocuğa. İki lafından bir Canberk. Ya bırak, merak etme, ben önlemini aldım. Nasıl aldın? Sürpriz. Sen karına güven yeter. İyi peki. Yani önlemini aldım diyorsan almışsındır. Ben ezelden beri bu işlere karışmadım, karışmayacağım. Hı. Sonra yüz göz olmuyor, iyi olmuyor. Tamam aşkım. Voilà. Hadi ödedim hesabı, kalkalım. Ben verseydim. Saçmalama. Yani batıksınız ya, destek çıkayım dedim. Ne var bunda? Ya kızım, dedemin ahırında çalışıyorum ben. Ya oradan böyle süt parası falan birikiyor. İki tane ineğim var ya, daha bugün maaş aldım. Şimdi ilk girdiğimde iki tane vardı ama sonra üçe çıktı. Tam hesaplayamadım ama bu arada dörde çıkacak gibi. Seni hiç böyle değişmiş göreceğimi tahmin etmedim. Vallahi dedenle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Tabii bütün bu değişime o sebep olduysa. Doğruyu söyle, yoksa başka bir şey mi geçti senin başına? Ne gibi? Ne bileyim, böyle aşk üzerine konuşunca aşık falan mı oldun dedim yani. Yok. Öyle ciddi bir şey olmadı. Bence bir şeyler olmuş. Olmadı canım. Olamaz da zaten. Biz farklı dünyaların insanıydık. Yani bir şeyler olacak gibi oldu ama yürümedi tabii. Ne o? Yoksa bir köylü güzeline falan mı aşık oldun? Ya aşk deyip durma şuna ya. Ya rahat olsana. Benim için sorun değil böyle şeyler. Ya sonuçta benle birlikte olmadan önce de bir sürü kızla çıktın Canberk. Hatta caddenin yarısıyla çıktın, yalan mı? Ya çıktım. Çıktım da. En ciddisi seninleydi. Tekrar başlayacağız mı diyorsun yani? Bilmiyorum dedim ya, hani zamanı bırakalım. Madem köyde çekindiğin kimse yok, o zaman ben neden Nurcan'cığımın arkadaşıymış gibi davranmak zorunda kalıyorum? Ya çünkü burası köy. Daha önce de söyledim sana. Ya bu köyde böyle ilişki durumları falan çok ciddi alınıyor. Yani köyde insanların diline düşmektense sosyal medyada trollenip trend topik ol daha iyi. Hem zaten bunun anlaşılmaması lazım. Böyle bir şey olduğu anlaşılırsa çok üstümüze gelirler. Üstümüzde çok baskı olur. Ha, bizi bitirirler. Ya iyi, kalkalım o zaman. Araba otoparkta, şu ileride kocaman bir açık otopark var, oraya bırak. İşte oğlum orada.
Simit alalım mı Halim? Ya ben güzel bir yemek yeriz diye düşünmüştüm. Simitle geçirtmesek mi? Çocukken hatırlıyorum. Babam bizi buraya getirirdi. Anneme de bana da simit alırdı. Sonra şu ilerideki köprüde hem balıkları atardık hem de kendimiz yerdik. Peki. Abi, 3 tane verir misin? Evet. Niye 3 tane? Biri senin, biri benim, biri de balıkların. Balıklara da mı atacağız? Herhalde. Söyledin şimdi, atmazsak içim rahat etmez. Buyur abi. Fazla özetmeyin kendinizi ha. Sen de gel kızım. Yeter ayrı gayrı olduğumuz gayrı. Biz tek evde gibiydik. Onlar mazide kaldı Atçı Hanım. Bugünümüze de şükür. İyi hadi bakalım. Kasa alacaklar. Hadi. 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 Selam söyleyin. Tamam. Hacı babama selamlar. Hadi bakalım. Hadi hadi. Oo. Yetimeciğim hoş geldin. Hoş buldum Meryem abla. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Sen? İyiyim iyiyim sağ ol. Bakıyorum çıkmış araban. Çıktı çıktı çok şükür. Ya, dün akşam üstü çıkardım da şimdi gelebildim. Hancı abla. Anneler günü kutlu olsun Meryem abla. Her zaman kol kanat gerdin bana. Çok annelik ettin. Ya sen hepimizin evladısın yetim Recep. Senin yerin ayrı be Meryem abla. Estağfurullah eksik olma eksik olma. Hadi bakayım hep bari. Ne diyeceğim? Ne oldu bunun parası? Senet yaptık ya. İlkini ben ödedim. Biraz param vardı abla. Öbürlerini Allah kerim. Senet zamanı gelince bana gel. Ben bunları senetlerini öderim. Verdiğim sözü unutmam ben. Ona göre. Allah razı olsun abla. Pek bir afilli bu ha. Hayırdır ya?
Siz ne yapıyorsunuz hala burada? Oğlum, Canberk'in İstanbul'dan sevgilisi gelmiş, onunla buluştu. Biz de onu çektik. Aman, iyi size de eğlence çıkmış. Bizim daha balıkları atacak simidimiz var. Hadi size kolay gelsin. Esmeğin aşıklar şehri ya. Görüşürüz o zaman. Hadi size atın bana. Şakir, hadi, atın, hadi, hadi. Atın. Hadi. Hadi. Ayırdım ben bunları. Ne yapayım? Mutfağı mı bırakayım? Selamun aleyküm. Ya Allah aşkına bir su verin. Hava çok sıcak. Çatlayana kadar yemek yedirdiler. Yemek konusunda ısrara hiç gelemiyorum Lenefe. Sen de var ya, hiç yemeğe gelemezsin ha. Nereye? Bir şey yediniz de zehirlendiniz mi? Vallahi ben de anlamadım. Ben diyetteyim zaten. Efe! Bırak onu şuraya. Bırak. Hadi sen şöyle biraz dolaş bakalım. Seyfettin, sen de otur. Otur. Hakikaten öyle ya. Piyasada sizin yoğurda rakip mi çıktı? Yok. Biz Sadık'la konuşuyorduk da lafımız bölündü. Daha doğrusu benim lafım yarım kaldı. Tamam. Lafın yarım kalmasın. Tamamla. Ama ben anlayacağımı anladım zaten. Sadık Kahin. Sadık hakkı ödenmez. Bu dünyada iki şeyden nefret ederim bilirsin değil mi? Hı? Biri yalan söylenmesi, biri de bana ihanet edilmesi. Herkesten beklerdim de bir senden beklemezdim. Allah yapmayın ya. Ne oluyor? Yapmayın böyle şeyler. Ne oluyor? Şimdi kendi cezanı kendin ver Sadık Efendi. Haklısın hanım. Yapmamam lazımdı. Hele benim hiç yapmamam lazımdı. Hakkını helal et. Eğer benim varsa helali hoş olsun. Sadık! Sadık! Meryem, durdur şunu ya!